Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Safetü Tefasir çalışmaya devam ediyoruz. En'am suresinin 101. ayeti kerimesine gelmiştik. Bediü's-semavati vel ard ee, yani göklerin ve yerin e, benzersiz yaratıcısıdır. Ey mübdi'uhuma evet onları icat edendir, e, yaratandır. Min gayri misalin sebeka. Yani daha önce geçen bir misal olmadan, bir örnek olmadan. <laughs> enna yekunu lehu veledun. Bu enna keyfe manasında. Bakın keyfe yekunu lehu veledun. Onun nasıl çocuğu olur? Velem tekun lehu sahibe. Onun bir eşi yok iken. Ve lehu zevce. Evet onun bir eşi yok iken. Vel veladu la yekunu illa min zevcetin. Evet çocuk ise zevcesiz olmaz. Ve halaka kulle şey'in o her şeyi yaratmıştır ve huve bi kulli şey'in alim ve o her şeyi hakkıyla bilendir. Ey ve ma min şey'in illa huve halikuhu. Hiçbir şey yoktur ki onun yaratıcısı o olmasın. Ve alimu bihi ve onu bilen o olmasın. Ve men kane kezalik evet böyle olan birisi kane ganiyen an, an kulli şey'in her şeye karşı ganiydir. Yani hiçbir şeye muhtaç değildir. Galefi tesil, tesilde bu Hayyan diyor ki tefsirde. Vel garadu burada gaye Erraddu rattu ala men nesebelillahi'l velad min ve şeyn. Yani Allahu Teala'ya çocuk nispet eden, yani onun çocuğu vardır diyen kimselere iki yönüyle reddetmektir, cevap vermektir. Ehaduhuma onlardan birisi Ennel velede çocuk la yekunu illa min cinsi validihi Ancak babasının cinsinden olur. Vallahu Teala Allahu Teala ise mütealin anil ecnas Yani her türlü cinslerden uzaktır, yücedir. Li ennehu mubdi'uha Çünkü bütün varlıkları yani yarattıkları oy var etmiştir, icat etmiştir, yaratmıştır. Fela yasahu uygun olmaz en yekune lehu onun veledun çocuğunun olması ve tane ikincisi ise inna allaha halaka semawati vel arda o, o gökleri ve yeri halk etmiştir e, yaratmıştır Allahu Teala ve men kana hakeza kim böyle ise yani gökleri ve yeri yaratmış ise fehu ve ganiyun o ganidir yani muhtaç değildir anil veledi çocuğa ve an kulli şeyin ve hiçbir şeye muhtaç değildir. Summa ekkede taala sonra Allahu Teala vurguladı ala vahdaniyetihi birliğini ve teferrudihin ve tek oluşunu bil halki yaratmada ve icadi ve icad etmede varlık vermede. Fekale buyurdu ki zalikumullah işte e, Allah odur ki Rabbukum, Rabbiniz olan Allah odur. La ilahe illahu ondan başka ilah yoktur. Ey zalikumullahu halikukum işte yaratıcınız olan Allah ve malikukum ve malikiniz olan e, Allah ve müdebbiru umurikum ve işlerinizi evirip çeviren müdebbir ne? E, tedbirden yani debbere, müdebbir tedbir masları bunun. Tedbir alan. Ted tedbir ise işlere e, hakim olan demek. İşleri evirip çeviren demek. La ma'bude bi hakkin sivahu. Ondan başka hak ma'bud da yoktur. Haliku kulli şeyin her şeyin yaratıcısıdır. Fe'buduhu. O halde ona kulluk edin. Ey huvel haliku. O yaratıcısıdır li cemîil mevcudat. Bütün varlıkların, bütün mevcut şeylerin. E, ve men kâne kim böyle ise o halde fehuvel müstehikku lil ibadeti vahdehu. İbadete müstahak olan da yalnız odur. Ve huve ala kulli şeyin vekil. O her şey üzerinde vekildir. Ey yani ve huvel hafizu. O hafizdir. Yani muhafaza eden, koruyan, gözetendir. Vel müdebbir, evirip çevirendir. Likulli şey, her şeyi. O zaman fe, fevvidu umurakum ileyhi. Yani işlerinizi ona bırakın. Bu fevvidu tevfil nedir? İşi ona bırakmak. Yani Allahu Teala'ya bırakmak. Bu tevekkülle hemen hemen eş anlamlıdır. Ve tevesselu ileyhi bi ibadetihi. Ve ona ibadetle tevessül edin. Yani ona yalvarın, ondan e, isteyin. La tudrikuhul ebsaru. Gözler onu idrak edemez ve huve yudrikul ebsar o ise bütün gözleri idrak eder. Bütün gözleri görür, bilir. Ey la tesulu ileyhil ebsar basiretler, gözler ona ulaşamaz. Ve la Tu bihi ve onu ne yapamaz? İhata edemez, kuşatamaz. Ve huve yaraha o ise bütün gözleri kuşatır, görür. Ve yuhitu biha onları kuşatır li şumuli ilmihi teala. Yani o ilminin kapsamlılığı, yüce ilminin kapsamlılığı nedeniyle e, lil hafiyyat, yani e, neyi kapsıyor? Lil hafiyyat, e, görünmeyen e, her şeyi de kapsadığı için. Ve huvel latiful habir, o latiftir, habirdir. Ey yani el latifu bi ibadeti, o e, ibadeti ne yapardır? E, ibadeti e, latif yani bir kere bu latifte lütuf manası var. E, yani ibadeti lütfedendir. İkincisi de e, o ibadet edenleri e, en iyi şekilde gören bilendir manasında. El-Habir bi mesalihihim ve onların maslahatlarını yani faydasına olan şeyleri de en iyi haber alandır. Kale bunu kesir. İbn Kesir dedi ki ve nefyul idrakil has La yenfi er ruyete yümel kıyame. Evet, burada işte görmekten yani idrakten men edilmesi, özellikle idrak edemez şeklinde söylenmesi, gözler onu idrak edemez denmesi, la yenfi mani değildir er ruyete görmeye yevmel kıyame. Kıyamet günü görmeye engel değildir. İz, çünkü yetecella tecelli edecektir li ibadihil müminine kema yeşa mümin kullarına dilediği gibi tecelli edecektir fe emma celaluhu ve azametuhu ala mahu aleyhi teala ve tekaddese fe la tudrikuhul ebsar ama celaline ve azametine e, gelince mahu yani aleyhi teala yani Allahu Teala'nın işte celal ve azametine ve tekaddes onu gözler idrak edemez ve de bu yüzden kânet ayşe ayşe annemiz tusbitu rüyete. o görmeyi nasıl tespit ediyordu fil ahireti ahirette e, tespit ediyordu yani ispat ediyordu ve tenfiha fid dünya, dünyada ise bunun mümkün olamayacağını söylüyordu ve tahtet bi hadihil ayet ve bu ayeti delil getiriyordu Evet yani gözler bu dünyada onu idrak edemez, kuşatamaz. Ahirette ise o kullarına, mümin kullarına dilediği gibi tecelli edecektir. Kat ca ekum besa rabbikum. Evet, kat ca ekum size gelmiştir. Rabbinizden basiretler gelmiştir. Ey yani kat ca ekumul beyinat vel hucec elleti tubsiruna bihal huda dalal. Yani dalaletten işte hidayeti ayırıp görebileceğiniz o açık beyineler, mucizeler ve hucet ve deliller gelmiştir. Ve temayyezune biha beyne'l hak ve'l batıl. Ve onlarla hakkın ve batılın birbirinden yüz ettiği yani seçilip ayrıldığı şeyler yani deliller gelmiştir. Kâle Zeccac, Zeccac dedi ki el mana buradaki mana kad ca'e kemul Kur'an. Kur'an gelmiştir size. Ellezî fîhil beyânu vel besâir. <laughs> yani içinde açıklama ve basiretlerin olduğu Kur'an. Femen ebsara kim basiretle görürse feli nefsihi kendisi için görür. Ve men amiye kim de körlük ederse fe aleyha o da onun aleyhinedir. Gâle <laughs> zemahşşeri dedi ki el mana mana nedir? Men ebsara el hakka ve amene feli nefsihi yani ebsara ve iyyaha yani, yani kimin işte hakkı görüp de iman etmesi halinde bu kendi kendisi içindir. o sadece kendi nefsini nefsine görmüş olur. burada o kendisine bir fayda onu, görmesi bir fayda sağlar. Ve men amiye anhu kim de ona karşı yani hakka karşı körlük ederse fe nefsihim ve bu da nefsi aleyhine davranmış olur. Ve iyyâhe darrun ve sadece zararı onadır. Bil ama o körlükle diyor. Ve ma ene aleykum bi hafiz. Ben e, sizin üzerinizde bir hafiz değilim de. Ey yani leste aleykum bi hafiz. Ben sizin üzerinizde bir hafiz ve la rakib. Yani bir gözeten, bir koruyan değilim. Ve innema ben ancak... Ene Ben bu uyarıcıyım de. Vallahu huvel hafizu aleykum. Allah sizin üzerinizde nedir? Hafizdir. Koruyan gözektendir. Dedik ve burada kaldık. Gelecek bölümde inşallah okumaya devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.